endüstriyel çağın normlarıyla münazarat ne kadar uyuşmuş? Malum burada da ifade ettim, münazaratın bir sistemi var. Detaylarla biz 100 yıl önceki metni bugüne taşımakta zorlanabiliriz. Ama bugün üzerinden o günlere gidersek çok farklı bir yere varırız. Mesela girişte modeller önermiş. Bir kıta modeli önermiş, Asya kıtasını. Bir ülke ve ulusal çerçeve modeli önermiş, Osmanlı. Ve bulunduğu bölge coğrafya itibariyle de Doğu ve Güneydoğu dediğimiz Kürtleri kapsayan bir kavim üzerinden modelleme yapmış. Bu onlara özgü bir şey anlamına gelmiyor. Burada üç tane ölçek kullanmış. Kıtalar düzeyinde, ülke düzeyinde ve bölge düzeyinde üç tane ölçek kullanmış. Peki Asya olarak bunu modellediğimiz zaman Asya-Avrupa ilişkisini kurmamız daha kolaylaşacak. Burada ifade-i meramda kapalı cümlelerle ifade ettiği kurumlar var. İşte malum münazaratın ana konularından birisi Medrese-i Zehra'dır. Yine mektep, medrese ve tekke üçgeni var. Yine burada özellikle Van üzerinden, bölge üzerinden, daha sonra İstanbul'da, ve şeyde de ifade ettiği, Şam'da da ifade ettiği üç tane bölge var burada. Biri geri kalmış, Kürtlerin olduğu ağırlıklı bir bölge, birisi idareyi temsil eden İstanbul ve Türkler var. Bir de daha sonraki zamanlara yansıyan, Arap dünyasına, İslam dünyasına hitap eden Şam merkezli bir hutbesi var. Burada da üç kavmin yine bileşenleri üzerinden gidiyor. Sonra eğitim modelinde de üç kurumun bileşenleri üzerinden gidiyor. Yani artık 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başlarında ciddi bir yenilenme talebi var. Bu taleplerin bir kısmı toplumsal, bir kısmı inşada biliyorsunuz talepler iki boyutlu olur. Bir, isteğe dayalı, beyana dayalı talepleri karşılama, bir de beyan edilmeyen istekleri karşılama gibi iki tür inşa biçimi var. Bediüzzaman inşa sistemine baktığımız zaman ikisini de uygulamış. Bir, kendisinden önceki yenilikçi düşünceleri, kısmen Adem Hocam değindi, yenilikçi şahsiyetlerin fikirlerini, tarihi arka planı, Asr-ı Saadet'ten günümüze o bir yüzyılı bir güne sığdıran süreci ifade-i meramda geçtiği için söylüyorum. Ya da 500 yıllık tıkanmayı, bütün bunları kısa cümlelerle kodlayarak münazaratta ifade etmeye kalkışmış. Vahşi bir sahradan bahseder, derelerden bahseder. Kendisini tımarhaneye atan doktordan bahseder, kuralsızlıktan bahseder, çaresizlikten bahseder, acizken ve iktidarı yokken ve sükut etmesi gerekirken bu ifade-i meramı yazmak zorunda kaldığını söyler. Şimdi bütün bunlar aslında bir hem dışa vurum, hem kendini çok gerçekçi ifade etme, hem de kurallarını kendisini koyma gibi bir süreçtir. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın sisteminde bütünleyici kavramlar var. Tekke, mektep, medrese bir arada olacak. Kürtler, Türkler, Araplar artı Farslar ve diğer kavimler bir arada olacak. Kıtalar düzeyinde, ülkeler düzeyinde ve bölgeler düzeyinde bu modeller pratiğe dökülebilmeli. Bunu nasıl anlıyoruz? Talep hiyerarşisi var mesela. Bediüzzaman sahadan birebir o günün bölgeleri kurumsal temsilcileri dediğimiz aşiretler üzerinden veri toplamış. Suruç'tan başlayıp Beytüşşabab aşiretine kadar 155 durakta 155 soruya cevap vermiş. Yani öncelikle talepleri almış. Yani toplum ne diyor? Sahada ne var? Yani doktor oturduğunda reçete yazmayacak. Dolayısıyla münazaratın ifade-i meramında beni heyecanlandıran bir beni benim kurallarımla ölçün. Edebiyat kurallarıyla münazaratı okumaya çalışmayın. Türkçenin kurallarıyla münazaratı anlamaya çalışmayın. Alışılmış gelenekçi klasik medrese geleneğiyle ya da o günlerde dayatmacı olan yeni eğitim modeliyle, mektepli kafasıyla ya da tersine sadece kalbi bir bakış açısıyla lütfen beni yorumlamayın. Zaten ifade-i meram dediğimiz, ben sadece sistem, talep, katılım ve
yenilik boyutuyla bakıyorum. Onların kavramsal, felsefi, arka planlarını hocalarıma arz ediyorum. Onlar benim bileceğim konular değil. Bu boyutuyla baktığımızda sahadan sağlıklı talepler almış. Bugün sınıfımızdaki hangi öğrenciden yeterince acaba taleplerini alıyoruz? Ne kadar eleştirilerine tahammül ediyoruz? Veya diyelim ki bir kamu yöneticisi ne kadar sahadan veri topluyor? Ne kadar riyakar olmayan gerçek kişilerden bilgi topluyor? Hani meşhur bu Atinalıların klasik demokrasi denemesinde ayakkabıcı yapsın ama ayağımıza nereden vurduğunu sadece ayakkabı giyen söylesin. Onun için Bediüzzaman her talebin, her isteğin ister toplumsal boyutta, ister kalkınma boyutunda, ekonomi, kültür, siyasi, geçiş, yenilenme. Bu anlamda Osmanlı'ya da önerilerini yapmış, Cumhuriyet'e de yapmış, tek partili döneme de yapmış, çok partili döneme de yapmış. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın münazaratında bir sistem var. Bediüzzaman'ın münazarat sistemi kurucu bir metindir. Kendi kurallarıyla incelenmeli, kendi mantığıyla sorgulanmalı ve kendi hiyerarşisiyle incelenmelidir. Böyle baktığımız zaman inanılmaz bir akış şeması var. İnanılmaz bir fikir akışı görünüyor. İlham aldığı konular belli. Mesela iki örnek vereceğim sadece burada. Diyor ki, iktidarsızların mahcubiyetini izale için bu ifadeyi meramı yazıyorum diyor. İktidarsızların mahcubiyetini izale için. Bugün suskun, ben bir işe yaramıyorum, söylesem de bir şey yapamam, elimden de bir şey gelmeyecek. Milyarlarca insanın dünyadaki temsili gibi. Ben buna bir örnek model olmak istedim diyor. Bakınız bir talep var, sonrasında katılım istiyor. Kimden istiyor? Bütün toplumdan istiyor. Katılımdan kastım Sayın Nursi, ya ben ya sen diye hiyerarşik, dikey, merkezci, Murat Hocam'ın bahsettiği gerek siyasal gerek kamusal yapılanmadaki biraz aşiret kültüründen, biraz geri kalmışlığımızdan, birazcık ne bileyim pederşahi yapıdan gelen dikey yapılar yerine hep katılımı sağlamış. Şam'a gitmiş, İstanbul'a gitmiş ve Van'dan konuşmuş. Bunlar bugün de kültürel, sosyal değişim anlamında önemli temsiller. Eğer toparlarsam, memur olmayan birinden eser dinliyorsunuz diyor. Yani benden bunu beklemiyordunuz. Sayın Nursi bir aristokrat değil. Sayın Nursi devlette iltifat görmüş biri değil. Sayın Nursi bir hanedan değil. Bölgenin nüfuz alanlarını kullanmış biri de değil. Ve çok ilginçtir, eğitim kurumunu mağarada açıyor. Hor hor dedi, mağarada açıyor. Mağarada açıyor. Bu ne demek? Otantik, Allah'a ait ve bölgedeki ne ağanın, ne şeyhin, ne otoritenin nüfuz alanına girmeyen bir mekandan bahsediyor. Bence bu sivilizasyon anlamında hem talep sahiplerine talebi toplarken hem bu talebi İstanbul'a aktarırken yani yönetime aktarırken muhalif biri değildir. Sadece eksiği gören bir yenilikçidir. Yenilenmeyi nasıl yapmış? Yenilenmede de yine dediğim gibi yani hakikati, nazmı, üslubu, hayali, his ve ifratı diyor yeterli olmasa da siz bu tür formel akademik normlarla ya da medrese kültürüyle beni kritize ederseniz bunların eksikliğini görürsünüz. Bu ne anlama geliyor? Bu ben peşinen eksik yaptım anlamında değil. Nereden anlıyoruz? Metnin sonuna doğru diyor ki, bakınız ben size mazeretimi ifade ettim. Olağanüstü şartlar taşıyorum. 500 yıllık birikimi reddiye gönderiyorum. 1000 yıllık parantezi kapatmaya çalışıyorum. Başka yerde de bu geçiyor. Hani rahnelenen vicdan-ı umumi. Bu anlamda topladığı taleplerin acısı ve sızısı, bunu aktarmadaki zorluğu, dönemin hassasiyeti, kırılganlığını dikkate aldığımızda ifade-i meram gerçekten yakıcı, ağır, cümle akışı çok zor, satır gibi okunamayacak, kelime kelime belki telaffuzu, belki seslendirilmesi, belki kavramsallaştırılması gereken bir metin. Ve şu cesareti veriyor kendisine, bize ve bundan sonraki insanlara. Size minnet etmiyorum diyor. Bunu akademiyaya diyor. Bunu o günkü ulemaya söylüyor. O günkü ömeraya söylüyor. Yani siz diyor mazeretimi kabul ederseniz memnun olurum. Etmezseniz size minnet etme. Çünkü size beğendirmek için bunu yazmadım diyor. Hakikati ifade için yazdım. Dolayısıyla süreç odaklı bilimden, süreç odaklı ulemadan,
sonuç alıcı, hamleci herhangi bir manevi erkten sonuç alınamayacağını ve siyasallaşacağını son 100 yılda gördük. Sayın Nursi dolayısıyla burada o yenilenmenin temel kavramları olan, onunla tamamlayayım, özellikle bu kelamda karşılığını bulan, işte mezheplerin zayıflaması, klasik tartışmaların önem kaybetmesi, insan hakları, ibadetlerin lüzumu, İslam'ın diğer dinlerle mukayesesi gibi kelamın ihtiyaç duyduğu yeniliklere de ifade-i meramda bence benim anlayamayacağım bir derinlikte kapı açıyor. Benim anladığım kısım bir talep hiyerarşisi var. Sahadan veri topluyor. İkincisi parçaları bütünleştiriyor. Yani bugünkü tartışmalı konularımızın gerek milliyetçilik, gerek medreselerin, din adamlarının, kamu kurumlarının, mekteplilerin, modernleşmenin, tasavvufun ya da diğer anlamda kamu bürokrasisinin ya da halkın bilinçlenme biçiminin ya da diğer tarafta gayrimüslimlerin, azınlıkların veyahut da bir dünya vatandaşı olma yönünde bugünlerde işte yaşadığımız bu dijital devlet olma, dijital üniversite olma, dijital medrese olma, dijital müzakere yapma, dijital ev akademisi gibi şu geçiş yaptığımız dönemin bütün dinamiklerini o metinlerde bulabiliyoruz. O metinler doğuyla batıyı coğrafi olarak ayırmıyor. Medeniyet kavramını biz ve onlar diye ayırmıyor mesela. Medreselerin sözcülüğünü yaparken orada üslubunun mektepler tarafından anlaşılmayacağını da ifade ediyor. Dolayısıyla burada beni heyecanlandıran bir tablom vardı ama onu bilgisayar formatına çeviremediğim için size şu anda paylaşamıyorum. Sonuç olarak talepler almış, vicdani talepler merkezli. Tabii bu, bütün bunların merkezinde de zaten Kur'an ekseninde hocalarımızın bahsettiği bir müderris olarak bu kitaplarını yazıyor. Daha sonra işte telife başlıyor malum. 1896'da başlayan ve bu eser yazmaya başladı. Ona ilham veren olayları da söylüyor. Müellif aşamasına geçiyor. Sonrasında da Cumhuriyet dönemiyle beraber bir mürşit pozisyonuna geçiyor. Ve bugünlerde belki bizim tekrar o müderris kısmından başlayıp sonra müellif, sonra mürşit Halit Ruhiyesini bu topluma yansıtmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada da fikirlerinin yenilikçi olduğunu, gelenekçi algılamanın, gelenekçi akademiyanın veya bugünkü modern adı altında batı formatında bize devşirilmiş formatlara uymadığını, kendi formu, fonksiyonu ve fikriyatının özgün olduğunu, bağımsız olduğunu ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Bu da yenilikçi bir düşünce için, inşa edici bir düşünce için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.